Konya'nın Çumra ilçesinde 2020'den beri sürdürülen Çatal Höyü kazılarında Neolitik dönemde yaklaşık 8000 kişinin bir arada yaşadığı, üstten girilen birbirlerine bitişik kerpiç evlerdeki yaşam hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Geçen yıl bir evin tabanında yapılan kazıda bulunan insan iskeletleri üzerinde yürütülen çalışmalarda genç bir erkek bireye ait kafatası kemikleri üzerinde 2,5 santimetre çapında bir deliğe rastlandı. İskelet kalıntılarını inceleyen ekip, deliğin kafatası delge işlemine ait olduğunu tespit etti. Çatal Höyü Kazı Heyeti Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Umut Türkcan, bulguya ilişkin akademik çalışmanın yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bu Çatal Höyük'te ilk defa rastlanan ve ama Neolitik dönemde sıkça gördüğümüz bir olgu. Onun anlamda bizim için çok değerli bir veri oldu. Kazının antropoloji ekibi üyesi olan Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Handan Üstündağ da bulgunun tıp tarihi açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Geçen yıl yaptığımız kazılarda ilginç bir mezarla karşılaştık. Bu mezarda 7 ayrı bireye ait iskelet kalıntıları bulduk. Bu bireylerden bir tanesinde kafatası üzerinde ilginç bir uygulama karşımıza çıktı. Bu bireyin kafatasında, kafanın yan tarafında düzgün bir şekilde keskin bir aletle, olasılıkla obsidiyen gibi bir malzemeden yapılmış taş bir bıçakla yapıldığını düşünüyoruz. Düzgün bir kesik, dairesel bir kesik yapılmış ve 2,5 santim çapında kemik bir parça çıkarılmış. Buna literatürde beyin ameliyatı da deniyor ama beyin ameliyatı deyince bugünkü anlamda bir beyin ameliyatı düşünmemek lazım. Tedavi amaçlı olarak kafatasına bir delik açılıyor. Üstünde tıbbi tedavi amaçlı yapılan uygulamanın Anadolu'daki kafatası delge örneklerinin en eskilerinden biri olduğunu ifade etti. Bu iskelet genç bir erkeğe ait, yaklaşık 18-19 yaşlarında. Operasyondan sonra yaşadığını gösteren herhangi bir işaret yok. Çünkü kesiğin kenarı çok keskin ve herhangi bir iyileşme izi kemik dokuda gözlemlemedik. Dolayısıyla da bu işlem yapıldığında bu birey büyük ihtimalle ya ölmek üzereydi ya da çoktan ölmüştü.